Herkese merhaba. Mobidictum platformun kurucusu Batuhan Bey ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle Batuhan Bey, kendinizden biraz bahseder misiniz kısaca? Tabii, ben Batuhan Avucan. Mobidictum'un kurucusu ve genel yöneticisiyim. Mobidictum'u 2015 yılında kurdum. 8 senedir Estonya'da yaşıyorum. Zamanında bir mobil oyun geliştiricisiydim. Dedim ki benim gibi bağımsız oyun geliştiricilere yardımcı olacak bir medya sitesi olsun, bir platform olsun. O şekilde kurdum. 2019'da Türkiye'deki oyun sektörünün gelişimiyle beraber biz de hızlandık. Benim zaten belli oturmuş bir network'üm vardı. Onların haberlerini yazmaya başladım. Daha sonrasında İngilizce haberler yazmaya başladık. Yurt dışı bizi Türkiye'yi görmek için takip ediyor. Türkler Türk oyun sektörü ne oluyor diye bizi takip ediyor. Şimdi de etkinliklerle insanları buluşturuyoruz. Peki şöyle bahsetmeliyim. Mobidictum'un biraz vizyonundan ve gelecek nesillere, gelecek yıllardaki izleyeceği yoldan bahseder misiniz? Oyun sektörü, yani her oyuncu gibi, genç insan gibi ben de zamanda oyun geliştirmeyle tabii hayaliyle büyüdüm. Bir iki tane de geliştirdim, koydum ama hayatta medya tarafına kaymak varmış. Mobidictum'un vizyonu Türkiye'nin şu anda zirvedeki oyun sektörü medyası ve etkinlik firması. 2000 kişilik bir konferansta bunun kanıtı zaten. Amacımız dış sektörlerden oyun sektörüne daha fazla insan çekip burayı daha da büyütmek. Oyun sektörü güzel, eğlenceli, insanları anlayışlı, genç. Yaptığınız bir oyun hemen Amerika'da para kazanmaya başlayabiliyor. Yaptığınız bir bilgisayar oyunu 10 sene sonra bile para getirmeye devam edebiliyor. Oyun sektörü korona, pandemi zamanında bile büyüyerek devam etti. Büyümeye devam edecek. Biz de onun habercisi olmaya devam edeceğiz. Peki son soru olarak, son olarak burada yapılan bu seminer biliyorsunuz ki, bildiğiniz gibi zaten 2 gün sürdü. Bu 2 gün boyunca beklediğiniz dönütü alabildiniz mi? Yani tatmin edici bir performans sergilediğinizi düşünüyor musunuz? Vallahi hedeflerimizin hepsini tutturduk. 115 tane stand vardı, 93 tane sponsor vardı. Meta, Facebook eski yeni adıyla, AWS, Amazon'un web servisi, Huawei, TikTok gibi çok büyük markalar geldi, sponsor oldu. Türkiye'den yaklaşık 30 tane oyun firması sponsor oldu. Ticaret Bakanlığı bizim etkinliğimizi teşvik kapsamına aldı. Oyun firmalara dedi ki gidin stand açın, burada ben masrafınızın belli bir kısmını karşılayacağım dedi. 2000'den fazla bilet gitmiş. Hedeflerimizi her şekilde tutturduk. Seneye daha büyüğünü yapacağız. Çok tebrik ediyorum. Seneye peki bu yapılacakla alakalı bir herhangi bir tarih belli mi? Sürpriz. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Batuhan Bey'e. Davetimizi kabul ettiği için. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Başarınızın devamını diliyorum.